Evet arkadaşlar merhaba. 12 Aralık 2022 Pazartesi günü yabancı yarışlarda Linfield Park'ta İngiltere'de yağış var ama devamlı vermeye başladı TCK yine Linfield olarak. Linfield'de herhalde yoktur bugün. Sentetik'te çünkü koşular hepsi. Evet değerlendirmelerimizi yaptık burada. Birinci koşu 14.42'de başlıyor. Tüm koşular sentetik'te. Yedili plasenin ilk ayağı bu ve günün de ilk koşusu bu. 8 koşu orada ama biz orada birinci koşu, bizim birinci koşumuz aynı. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre dedik ve yedili plase arkadaşlar mutlaka oynayın çünkü yedili plase muhtemelen altından fazla verecek. İlk, burada iki tane adı var. Altuğumu Brazen Diamond, Train O'Neill'le ve bir numaralı Calone, Ryan Sexton'la. Burada arkadaşlar küçük kuponlarda 1 ve 6 diyoruz ama büyük kuponlarda 7'li plaseyi ben tutmak istiyorum bugün iyi verecek diyenler için. 4 numara Cathy's Toy Boy Joanna Mason, 3 numara Mumayas Luke Morris, 5 numara Luna Queen Shine Levy ve 8 numara Kapananticon. Kapananticon evet. Burada ilk kez ZBD. Yok, ZBD bu bizim ZBD'nin değil. Evet, burası 1 ve 6 ön planda, 4, 3, 5 ve 8 arka planda olarak geçiyoruz. Bu 7'li plase önemli. İkinci koşu ile beraber altılı gayan başlıyor. Maiden dişleri 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir şöyle söyleyeyim. Altılı gayanda 2 alternatif banko, bir bankomuz var. İlk alternatif bankomuz burada geliyor. 7 numaralı Chick Hova, Jack Mitchell'le. Bu Avustralya, babası Avustralyalı olan bu Star Spangled Banner. Bu Safkan alternatif banko özellikle çok ön planda gözüküyor şu anda. Ama tabii ki tekrar bir değerlendirme yapacağız bunun için. Ve rakip noktasında 8 numaralı Vasilisa Şanlevi ile 4 numaralı Samba Lady Daniel Muscat ve 6 numaralı Selena Star Charlie Bennett. 7 alternatif banko, 8, 4 ve 6 numaralı safkanlar diyoruz buraya. 3. koşu handikap 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bu 1 numaralı Hobbs Dream otomatik bir banko. Bu safkan 3. birinciliğini alır mı? Alır onu söyleyeyim. 65 kilogram 1200 metrede pek bir anlamı yok. Var tabii anlamı ama çok yok. O yüzden 3. birincini alacağına inanıyoruz tabi. Yalnız burada 2 numaralı Royal Mariner veya 3 numaralı Geralt of Rivia, burada Jack Mitchell'le 2 ve 3 çok yakın takipçileri. Ama size naçizane tavsiyem eğer bu atı indirirseniz altılı zaten para verecek. O da indirirken bu atı 2-3 atla değil tamamını yazmanız gerekecek. Yani H işaretini kullanmanız gerekecek. Eğer alternatif bankolarımız hoşunuza giderse buraya bu teki indirmek istiyorsanız o zaman H işaretini kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün atların burada geliri var. Ama bir numaranın şansı çok yüksek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yani yurt dışında %60, 70, 80'lere kadar çıkabilir bunun AGF'si. Dördüncü koşu handikap 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Paris Yak Crane O'Neill ile ilk atımız. Dört numaralı Harp Muharrar yavrusu Shane Kelly ile ve 3 numaralı Sergeant Tibbs William Carson. 1, 4 ve 3 numaralı safkanlar burada. 3 tane atla geçmeyi planlıyoruz burayı. Yani 1 burada çok ön plan onu söyleyeyim bu Kodiak yavrusu. 5. koşu handikap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Over Starlight Ande Wokanski ile arkadaşlar çok şanslı açıkçası. Alexander diyorum. Alexander Wokanski'yi her zaman göremezsiniz. Ara ara gördüğün zaman da işte böyle özel atları biniyor. 3 numaralı Steel Duchess burada. Stefano Cerci. 6 numaralı Chagall David Hogan'la ve 4 numaralı Aurelia Gold Jack Mitchell'le. Evet, 2, 3, 6, 4 diyoruz. Ama burada AGF oranlarına göre eksik kalan atı olduğunu düşünüyoruz. Biz bir bakacağız buraya. 2, 3, 6, 4 mutlaka yazalım.
Altıncı koşuyu handikap ve çıkar İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada ön planda olan safkan 2 numaralı Dark Chris elle My Crowd'la. Dark Angel yavrusu. Arkadaşlar kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyoruz. Invisible Speed'den gelme bakın. Gördüğünüz gibi Dark Angel Invisible Speed'den gelme. Çok önemli bir safkan bize göre. Üzerine binen kişi Elle Mae Croft Apprentice. 4 numaralı Belly Bay Moonshiner Rice Clutterbuck. Bu da Apprentice. 5 numaralı Rivers Chorus Daniel Mascot. 1 numaralı Lord Clannagh Castle. Clannagh Castle, evet, Clannagh Castle. Arkadaşlar bir okuyabilsek. Mulligan, bu da Apprentice. Ve son olarak 6 numaralı Recurdame. Faktör yavrusu bu da. Luke Morris'le. Bunu da yazalım, bu 6 numara. 2, 4, 5, 1 ve 6 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Son koşudayız. Günün son koşusu 7. koşu. Handikap 3 kare İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada ikinci alternatif bankomuz geliyor. 4 numaralı Gold Standard Luke Morris ile alternatif banko. Casamento yavrusu arkadaşlar. Burada bizim diğerlerine göre ön planda olduğunu düşünüyoruz. AGF oranı zaten bunun %30'da da falan çıkarsa banko yapmayı planlıyoruz. 7 numaralı My Lady Claire. Frederick Larsson'la yakın rakibi görüntüsünde. 5 numaralı No Such Luck Jack Mitchell. Ve 2 numaralı Mummy's Boy Alan Farragher burada. Yani burada yeri olanlar için ben 1 numarayı da tavsiye ederim açıkçası. 1 numarayı da unutmayın derim. 4 alternatif banko 7, 5, 2 ve 1 diyoruz arkadaşlar. Evet, böylece Linkfield Park'la ilgili görüşlerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bugün 7 koşulu programda 2 alternatif bankomuz var. Burayı arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Burayı indirmediğimiz müddetçe bu altı çok fazla para vermeyecektir. Onu söyleyeyim size. O da 3. koşuda 1 numara. Evet, bunu indirmediğimiz müddetçe altılı çok fazla para vereceğini düşünmüyoruz ama belli de olmaz tabii. Evet, bugün aynı zamanda akşam Philadelphia var arkadaşlar. Philadelphia ile ilgili de premium üyelik gerekiyor. Lütfen premium üyelik almaya çalışalım. Çok zor bir program var. Gündüz bazında baktığımız zaman Şanlıurfa videosu zaten açık. Bursa için yine premium üyelik gerekiyor. Radarımıza girdi. Premium radarına girdi. Bursa'da da bugün tam 1, 2, 3 adet banko 3 adet bankomuz var sadece. 1, 2, 1 adet alternatif bankomuz var. Evet arkadaşlar, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Herkese iyi haftalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.